son yıllarda kansere ilişkin özellikle şişmanlığın olmazsa olmaz ana başlığı zayıflarsa kontrol altına her sağlık sorununda e, kendimizi koruyabiliriz diyoruz ama şişmanlık çağın hastalığı kanserde davetiye çıkartıyor diye bütün programlarımızda dile getiriyoruz. Akciğer kanseri ana başlığımız 616 12 21'den Değerli hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. 0212 alan kodunu mutlaka çevirmeyi unutmayınız. Hocam şişmanlık kanserin olmazsa olmaz başlangıcında önemli kriterler midir diye soralım. Daha sonra da akciğer kanseri nedir diye sizden cevabını dinleyelim. Şimdi aşırı kilo alımı tabii ki bütün kanserlerin etiyolojisinde rol oynayan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Evet. E, mutlaka e, hareketsiz yaşam yanı sıra aşırı yağlı beslenme ve e, kilo alımı kanserlerin oluşma süresince e, önemli predispozan faktörler arasında. Onun için e, bizim sağlıklı e, bir toplumda söylediğimiz şey. E, spor ya da en azından yürüyüş şeklinde aktivitelerini arttırmaları ve sağlıklı beslenerek e, kilolarını belli bir seviyede tutmalarını önermekteyiz. Peki hocam akciğer kanseri nedir diye soralım. Şimdi akciğerler bilindiği gibi e, göğüs kafesinin içinde yer alan e, oksijenin dokulara gönderilmesinde, karbondioksitin de dışarı atılmasında görevli. Bir çift organdır, sağ ve sol akciğer olmak üzere. Akciğerin herhangi bir e, hücresinden e, çeşitli nedenlere bağlı olarak kanser hücresi gelişir ve e, bu büyümeye e, devam eder. E, burada önemli olan yani akciğer kanserindeki asıl hadise, akciğer kanserinin önlenebilir nedenlere e, bağlı olduğu olarak geliştiği konusudur. E, bu nedenle de 1-30 Kasım tarihleri arasının Dünya Sağlık Örgütü Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olarak ilan etmiştir ve bu ay içerisinde e, kişilere akciğer kanserinin ne olduğu, e, sebeplerinin neler olduğu ve nasıl korunması gerektiği konusunda bilgiler aktarılır ve e, Akciğer kanserinin en önemli sebebi olan sigaranın bıraktırılması konusunda da kampanyalar yürütülür. Akciğer kanseri e, bu nedenle e, gerçekten önlenebilir sebepleri olması nedeniyle gerçekten önemli bir e, hastalıktır. Önlenebilir e, sebeplerin arasında bazı e, iş kollarında çalışan insanlarımız da yer aldığı için bu önemlidir. Mesela eskiden gemi e, e, sökümünde ya da e, bu beyaz toprak denilen asbest içeren e, şeylerin solunmasıyla e, elde e, vücuda giren ve akciğerde akciğer yapraklarında e, mezotelioma denilen hastalığa sebep olan etkenleri işte ha, e, kişilerin bu işleri yaparken solunum e, yollarına e, süzgeçli e, maskeler e, takarak yapmaları ya da e, boya sanayinde çalışanların maruz kalacakları e, kimyasalları gene bu şekilde e, maske takarak e, en az maruziyete indirmeleri açısından önlenebilir sebepleri arasında yer alır. Tabi sigarayı bırakmak en önemli önlenebilir sebebi ortadan kaldırmak demektir. Peki e, telefonlarımız var. Az sonra değerli hocamızla buluşturacağız ama akciğer kanserinin hanımlarda mı beylerde mi sıklıkla görünme oranı nasıldır diye gelen sorularınız var. Biz de değerli hocamıza hemen sizler adına sormuş olalım. Buyurun hocam. Akciğer kanseri e, dünyada yöre e, değiştirmekle beraber e, prostat kanseriyle birinci sıra konusunda yarışmaktadır. Ama ülkemizde e, erkeklerde en sık görülen kanser sebebidir kadınlarda ise dördüncü en sık görülen kanser sebebidir. Son 20. yüzyıl itibariyle kadınlarda da sigara kullanımının artmasıyla beraber 5 sıradan 4. sıraya yükselmiştir. Akciğer kanserinin görülme şeyi ama kadın erkek arasında belirgin bir fark vardır. Ülkemizde her yıl 103 bin yeni erkek kanser tanısı, yaklaşık 71 binde kadın kanser tanısı konmaktadır. Bunlardan yaklaşık bu 103 bin erkekten yaklaşık %22'si akciğer kanseri tanısıyla, %5'i de kadınlardan akciğer kanseri tanısıyla karşımıza gelmektedirler. Yani kadın erkek arasında daha büyük bir uçurum varken şu anda dörtte bir civarına falan gelmiştir. Bu da tabii son yıllarda kadınlarda da sigara kullanımının aşırı artmasıyla alakalı bir sorundur. Bazı bazen de iş kollarında da aynı iş kollarında da erkeklerle beraber kadınların çalışmasıyla beraber olmasıyla beraber artışlar kadınlarda da görülmektedir.